Merhaba, ben Mustafa Kara. Microsoft güvenlik yığını genelinde Microsoft güvenlik puanlarını ele aldığımız video bölümünün ikincisine hoş geldiniz. Aslına bakarsanız ilk bölümü izleyenler hangi bölüm aşamaya kadar geldik, hangi güvenlik puanlarını inceledik hatırlayacaktır ama ben kısa bir giriş yapmak istiyorum. Sonrasında zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde diğer güvenlik puanlarının neler olduğunu ve nasıl hesaplandığını ve bizlere hangi konuda yardımcı olacağını aktarmaya devam edeceğim. Hatırlayacağınız üzere güvenlik puanı nedir demiştik ve birden fazla Secure Score görebileceğiniz e, portallar ya da panolar var diye belirtmiştim. İlk bölümde e, sizlere Secure Score'un ne olduğunu e, Secure Center üzerinde, Azure Defender Center üzerinde yani Azure Portal'da bunları nasıl inceleyeceğimizi sonrasında Azure Active Directory tarafındaki ee, çok kullanılan son zamanların çok kullanılan özelliklerinden bir tanesi olan e, Azure Active Directory Identity Protection'ın şu an preview aşamada olan Security Center for Identity puanlamasını aktarmıştım. Ve sonrasında da Security Score tarafında bir başka kısım olan yere geçeceğimizden bahsetmiştim. İsterseniz zaman kaybetmeden onların neler olduğuna bakalım. Hem slide üzerinden hem de portaldan sizlere Secure Score'un diğer e, portallar üzerinden hangi bilgileri gösterebileceğini anlatmaya devam edeceğim. İlki e, aslında Microsoft Defender for Endpoint. E, bu sizlerde olmayabilir. Kullanmış olduğunuz lisans tipine göre ya da pakete göre diyeyim Office 65 paketine göre görünebilir ya da Edon aldıysanız o şekilde kullanabilirsiniz. Microsoft Defender for Endpoint'in içerisinde girdiğinizde Microsoft Defender Security Center'ı göreceksiniz. Ve Security Center'ın altında e, Threat ve yani tehdit ve açık yönetimi, e, zafiyet yönetimi kısmına girmeniz gerekiyor. E, zafiyet bu kısımda e, Dashboard içerisinde ilk olarak Exposure Score, e, sonrasında aygıtlara göre puanlamanız. Ve son olarak da exposure distribution denilen 3 tane e, aslında dashboard içerisinde puanlama yerini göreceksiniz. Nedir bu derseniz öncelikle ilk exposure score demiz e, aygıtlarınızın maruz kalmasıyla birlikte e, maruz kalma risklerini daha doğru söyleyeyim maruz kalma risklerine göre oluşturulmuş puanlama. Exposure score'u biraz açayım sizlere nasıl hesaplıyorlar ve bu puanlama nasıl düşer aslında. Burada en çok hesaplama yöntemi sizin cihazlarınızın potansiyeline göre etkilenebilecek risklere göre bir puanlama çıkarıyor. Yani maruz kalabilme riski diyoruz biz buna. Nedir derseniz işte bir cihazın mevcut güvenlik durumu, cihazın üzerindeki yapılandırma durumu, cihazın çalışma ve nerede bulunduğu ve durumluyla ile ilgili bilgiler exposure dediğimiz maruz kalma skoruna etkiliyor. Sonrasında yine aygıtlarınızı ilgilendiren bir kısım var. Buradaki ekran görüntüsüne dikkat ederseniz %42'lik bir puanlama görüyorsunuz. 813 olması gereken bir yerde 339'luk bir puanlama alınmış. Burada hesaplama yapılırken aslında <laughs> organizasyonunuzun üzerindeki organizasyonunuza ait aygıtların daha doğrusu işte işletim sistemi, üzerinde çalışan uygulamalar, network, diğer security içeriklerinin dahil edip puanlandığı bir durum ve son olarak da exposure distribution'da ise e, size bir e, maruz kalma durumunun ne aşamalarda hangi seviyelerde olduğunu dağıtık bir şeyde gösteriyor yapıda gösteriyor nedir hani bu dağıtık yapı derken bir grafikte de işte maruziyet durumu düşük mü ortamı yoksa risk daha yüksek riskli bir durumda mı gibi size bilgiler veriyor. Yine buraya geldiğinizde işte tap security önerileri göreceksiniz. Neler yapmanız gerektiğini anlatan öneriler var. Sağ tarafta işte .NET Framework yükselti şunu yapın gibi size e, aslında birçok bilgi verecek. Bunları yapmanızı öneriyor. İşte Windows Server'ın e, bu iltine göre işletim sisteminin yükseltilmesi ya da update'lerinin geçilmesi gibi e, uç noktadaki aygıtlarınızın e, hem tehdit hem de e, şu andaki mevcut Zafiyet durumlarını yönetebileceğiniz bir alan aslında diyebiliriz. Şu anda bendeki şey, ent, e, bunu kullanmış olduğum 360 Microsoft 365 lisans tipime göre elimde olmadığı için size gösteremiyorum ama görün isterdi ki bunu da canlı olarak gösterebileyim. Bir sonraki kısma geldiğimizde Compliance Center ve bu da çok fazla aslında kullanılıyor. E, bunu şeyden de göstereceğim size canlı olarak da. E, kendi Microsoft 365 ortamımızdan da göstereceğim. Nedir bu? Kısaca aktaralım aslında. Ee, hani compliance çok fazla duyuyoruz te terminoloji e İngilizce anlamında ve kullanmış olduğumuz çalışmalarda. E Türkçe olarak da ben e tam bir e şey kısmında da doğru bir isimlendirme olarak da birbiriyle örtüştüğünü düşünüyorum. Yani uyumluluk kısmı. Uyumluluk kısmı aslında şu. iki tane kısmı ilgilendiriyor. Birisi veri koruma kısmı yani data protection dediğimiz kısım diğeri de bence yasal düzenlemeler, standartlar ve bunların aslında amacı ne? Yine sizin daha doğrusu yani sizin derken organizasyonunuzun, kurumunuzun risklerini azaltacak eylemleri tanımlaması. Bu tanımlamalarla en büyük önemli olan kısım da şu. E, siz bunları yapıyorsunuzdur eminim ve bulunmuş olduğunuz sektöre ya da çalışmış olduğunuz, bulunmuş olduğunuz yine ülkeye göre Mevcut olan regülasyonlar yani e, düzenlemeler, kurallara göre riskleri e, belirlenen organizasyonların, otoritelerin riskleri belirledikleri durumları azaltmak için gelirli iyileştirmeler yapıyorsunuz. İsterseniz uyumluk yöneticisini biraz portal üzerinden göstereyim, ne olduğuna biraz bakalım. Sonrasında da e, detaylıca incelemiş oluruz. Uyumluluk yöneticisine gelmek için e, portal.office.com'dayım. Admin ee, admin hakkıyla olan bir kullanıcı ile oturma açtım ki bunların zaten hiçbirine admin hakkına sahip değilse erişemezsiniz ki ben admin center'la şu anda oturum açmış görün durumdayım. Güvenlik kısmı daha sonra aktaracağım. Hatta en son aktaracağım kısım. Biz uyumluluktan devam edelim. Uyumluğa tıklıyorum. Karşımda tekrar hemen oturumu açayım. Şu an not now dedim. Bu site için hiç yapmasın. Şu anda uyumluluk portalım açıldı. Bilgiler alınıyor. Uyumlukla ilgili az önce hatırlarsınız ne demiştim. E işte Sizlerin risklerini uyumlukla ilgili risklerinizi azaltarak e, daha güvenli hale gelmenizi, verilerinizi daha iyi koruyabilecek e, kısma gelmenizi sağlayan bir durumdu. Puanlamayı dikkat ederseniz uyumluk puanımın %59 olduğunu görüyorum. Uyumluk puanımın nasıl hangi kriterlere göre hesaplandığını birazdan göstereceğim. İsterseniz bunlara da bir bakalım neler olduğu ile ilgili uyumluk yöneticisine tıklıyorum. Uyumluluk Yönetisi açılıyor. Burada zaten bir genel bakış, geliştirme eylemleri, çözümler, değerlendirmeler ve değerlendirme şablonları göreceksiniz. Ee, burada filtreye tıkladığımda ilk başta e, düzenlemelerde benim şu anda veri koruma temelli olduğunu gösteriyor. Bunun ne demek anlama geldiğini birazdan aktaracağım. Çünkü e, başka kataloglar da var aslında düzenlemeler. Altta ise çözümlerim var. İşte Azure'da, Azure Active Directory'de, e Discovery dediğimiz e-keşifte. Ya da şu andaki ismi Endpoint Manager olan benim ilerleyen aylarda sizlere çekmek istediğim videolardan birisi olan eski ismiyle Mobile Aygıt Yönetimi ve Application Yönetimi olan Intune'da gibi kısımlara göre yapabilirsiniz. Burada işte eylem türleri, gruplarımız gibi kriterlere göre filtreleyebilirsiniz bunları. Geliştirme kısımlarına geldiğinizde, geliştirme eylemlerine geldiğinde şöyle açayım. Hemen karşıma geliyor. Şu anda dikkat ederseniz eylemlerde genel olarak benim atamış olduklarım veri koruma temelli ya da paketimin defaultta gelenleri veri koruma temelli olduğunu görüyorum. Burada işte kilit ekranında bilgileri gizlemeye tıklayayım örnek olarak. Niçin bu önemli? Ve buradaki regülasyonlar ya da diğer kısımlar neye göre yapılıyor? Standartlar ve düzenlemeler neler? Bunları görebiliriz. Ee, hangileri olduğunu ben hani kısaca bir bilgi vereyim sizlere. İşte burada aslında düzenlemelerde ve diğer kısımlarda e, çok sık duyduğumuz ISO'dan tutun işte e, ISO biliyorsunuz Uluslararası Standartlar Organizasyonu ya da Avrupa Birliği'nin kişisel veri koruması için oluşturulmuş olduğu GDPR ya da işte uluslararası teknoloji ve siber güvenlik e, organizasyonunun vermiş olduğu kısımlar gibi standartlar, düzenlemeler, bu düzenlemelere göre durumlar görebilirsiniz. Bunların ne durumda olduğunu inceleyebilirsiniz. Ben örneğimize geldiğimde bakın geliştirme eyleminde size diyor ki kilit ekranınızı düzenleyin diyor. Ee, Bilgi Kilit ekrandan bilgileri gizleme özür dilerim yanlış hatırlamışım. Bunun ne olduğunu, nasıl gerçekleştirildiğini ve bu çözümü nasıl implementasyonunu yapacağınızı size aktarıyor. Bu güzel bir kısım. Ee, aslında detaylı olarak bilgiler veriyor bizlere. İsterseniz buraya bir belge ekleyebiliyorsunuz ne anlama geldiğiyle ilgili. Ben uyumluluk yöneticisine tekrar geliyorum. Burası çünkü çok detaylı bir konu. Dikkat ederseniz her ülkenin e, kendi uyumluluk e, çözümlemeleri ya da yasaları diyeyim olduğu gibi e, bir ülkenin içerisindeki e, nasıl söyleyeyim yine duruma göre de aslında güvenlik şeyleri olabiliyor. Nedir onlar dersiniz? işte bizim içerisinde bulunduğumuz ülkemizin Kişisel verilerin korunması kanunuyla gelen kısım var. Evet, bakın buraya dikkat edin. Data Protection Baseline var, veri koruması ile ilgili bir baseline. Ee, hangi sürümde güncelleştirilmiş, ne durumda olduğunu görüyorsunuz. Şu anda etkin. Avrupa Birliği'nin e, kişisel veri koruması kanunu ile ilgili kısımlar. Az önce bahsettiğim e, siber security siber güvenlik ve teknoloji ile ilgili Ulusal standartlarla ilgili bir şey kısmı görüyorsunuz ya da yine bahsettiğim işte ISO 27001 gibi ulusal standartlar organizasyonu belirlediği bir e, düzenleme kısımlarını görebiliyorsunuz. Aklınıza şu gelebilir KVKK yok mu ben buna göre ayarlayamaz mıyım? Evet KVKK'da var sonra zaten birkaç ay önce Microsoft Türkiye'de de duyurulmuştu. Microsoft Türkiye'deki ekip e, sağolsun bu konuda destek de oluyordu. Kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili uyumluluk e, compliance tarafındaki şeylerin de geldiğini buradan görebiliyoruz. Biraz bekleteyim sizlere göstereyim. İşte burada aslında e, neler olduğu ile ilgili durumları değerlendirme oluşturabilirim. İstersem değerlendirme oluşturduğumda açıklama yaparım. İşte şu anda yeni değerlendirme e, KVKK diyeyim. Nereye seçebilirim bunu bir gruba seçebilirim ya da yeni bir grup oluşturup oradan test edebilirim gibi. Sonra bunları test ettikten sonra ne yapabilirim? Değerlen grup adı boş olamaz diye uyarı veriyor bana. Şunu seçeyim hemen default grubu. Niye? Grup adı boş olamaz diye uyarı verdi bana. Özür dilerim. Ee, tüm alttan gözükmüyor şey yaparken tüm şirketi seçtim. Sonraki kısma geliyorum değerlendirmeyi oluştur diye yapıyorum ve benim için bir değerlendirme yapısı oluşturuyor ki dikkat edin yani uyumluk tarafında da Microsoft'un e, sadece e, yurt dışındaki kurallar ya da regulasyonlarla değil Türkiye'yi de ilgilendiren uyumlulukları ilgilendiren kısımlarla ilgili şeyler bulunuyor bu da aklınıza bulunsun çok fazla zamanımız yok ne yazık ki hepsini teker teker gösteremiyorum çünkü bir farkındalık eğitimi olması de farkındalık videosu olmasını istemiştim. Tam tamına böyle size bir eğitim videosu gibi gidemeyeceğinden bahsetmiştim. Ee, yine bir başka kısım Cloud App Security. Ee, Microsoft'un Gartner'daki hani e, Cloud App Broker dediğimiz e, bölümün e, parlayan yıldızı ve en yukarıda yer alıyor. E, bu üründe aslında 16 bin tane yanlış hatırlamıyorsam rakamı application'ın e, uyumlu olduğunu ve bunlarla ilgili durumlar aldığını görebiliyorum. Ben işte ne yapabilirim? Şu andaki risk skorumu Cloud App Security Discover keşif üzerinden uygulama discover yapıp puanlayabilirim ve bunlarla ilgili puanlar alabilirim. Yine isterseniz uygulamaların e, application tarafındaki uygulamaların e, uyumluluklarının puanlamasını alabilirim ve bunlarla ilgili geçerli olan kısımları görebilirim. İşte Soka göre TRS'e göre Az önce bahsettiğimiz ISO 27001'e göre neyse artık aklınıza gelen burada e, ne durumda olduklarını, kontrollerini yaptırıp uyumlu olup olmadıklarını görebilirim diyorum. Son kısma geldiğimizde dikkat ederseniz iki bölüm halinde aktardığım videoda e, güvenlik puanlarını, secure score'ları nelerden inceleyebileceğinizi, hangi portallardan bakabileceğinizi bahsetmiştim. Son olarak da aslında Microsoft 365 güvenlik panosundan. Bu portalların neredeyse hani tümünü diyeyim bu portalların içerisindeki bilgilerin tümünü görebileceğiniz kısma bir bakalım. Sonrasında da e, bu videomuzu sonlandıralım. Umarım dediğim gibi e, Nisan ayında sizlere güzel birkaç serilik Endpoint Manager videosu çekmeye çalışacağım ve e, eski ismiyle Intune'u aktaracağım. Hemen geliyorum vakit kaybetmeden e, şöyle tıklayayım. Nereden? bakabiliriz dedik. Güvenliğe geleceksiniz admin portal içerisinde hızlı geçtim. Çok özür dilerim. Admin'in oturumuyla portala eriştim. portalofis.com'a güvenliğe tıkladığımda şunu göreceğiz. Bize diyecek ki sen güvenlikle bağlanıyorsun ama e, erişiyorsun ama bu portal değişti. Bu e, güvenlik yeni portal üzerinden eriş. Evet ben de ona e, yapmak istiyorum. portalın detayına girmeyeceğim. Ben bugünkü aslında güvenlik puanını aktarmak istediğim için sizi şu anki güvenlik puanlarımı görüyorum, neler olduğunu, geçmişteki 90 güne kadar geçmişteki durumları görüyorum, geçmişte yapmış olduklarımızın detayına bakabilirim. Geliştirme eylemleriniz varsa bunları görebilirsiniz. Yani size diyor ki, e, yönetimsel roller için e, MFA'yı gerekli hale getirebiliriz. E, i̇şte multi faktör Authentication'ı tüm kullanıcılar için aktif hale getirebiliriz ya da e, password expire olmasını e, durdurabiliriz bu da çok farklı eskiden hatırlarsınız bu planlandı eskiden hatırlarsınız expire edin diyorduk passwordleri şimdi ise passwordleri expire etmeyelim diye bir bilgi veriliyor çok ilginç değil mi her şey nasıl hızlı değişiyor buraya geldiğimizde e, risk kabul edildi hayır üçüncü taraf aracıyla çözüldü alternatif şeyler bakılıyor çözmek çözmek tamamlandı gibi e, bilgiler ekletebiliyorsunuz geliştirme eylemleri de bu işe yarıyor ve nereden geliştirebileceğinizi, bunları nereden ayarlayabileceğinizi gösteriyor sizlere. E, security kısmında hani password policy never expire ayarlayabilirsiniz gibi bilgiler veriyor. E, burası dediğim gibi tümünden size 365 tarafında ve diğer bilgilerin de aldığı, 365 tarafında diğer bilgilerin de alındığı kısımdı. E, bu bizim için önemli bir bilgi aslında ve tüm yerden, portalımın içerisinden tüm şeyleri görebilme şansına sahip olduğum bölüm e, diye geçiyorum. Burada e, ne durumda olduğumu filtreleyebiliyorum. İşte ölçümleri kimlik bazlı, cihaz bazlı ve uygulama bazlı inceleyebilirim. Kimlik bazlı yaptığımda kimlikteki durumları, e, risk kabul eğilimlerini veya kazanılan puanları ya da <laughs> bende olduğu gibi gerileyen puan miktarlarını da görme şansına sahip oluyorsunuz diyorum. Umarım sizler için faydalı olmuştur Ben çok teşekkür ediyorum Bir sonraki e, videomuz Nisan ayında olacak Çünkü yoğunluğumdan dolayı maalesef Düzenli bir şekilde aylık olarak bölümleyebildim Umarım sizler için de Faydalı oluyordur Daha sonraki videolarda görüşene kadar Kendinize çok iyi bakın